Çifte kadını sorguladınız, kadının öyküsünü aldınız. Tabii ki erkeğin de sağlık öyküsü önemli. Kesinlikle. Erkeğe hangi soruları yöneltiyorsunuz? Şimdi bazen erkek gelmiyor. O zaman diyoruz ki ne olur bir sonraki muayeneye gelsin. O zaman tabii sağsınlar, onlar da duyarlı bir şekilde davranıp geliyorlar. Hemen bir şey söyleyeceğim. Sevgili izleyiciler bakın çocuk sahibi olmak istiyorsanız operatör doktor Ozan Özalcay özellikle ikidir vurgu yapıyor. Ee, üreme sağlığı ile ilgili problem çiftin e, sorunu bazen sadece erkekte problem olabiliyor. Ee, bu yüzden lütfen e, süreci geciktirmemek için erkekler eşleriyle birlikte baba adayları lütfen üreme sağlığı ile ilgili ilk muayeneye e, gelsinler. Çünkü biraz önce vurgu yaptığınız gibi dediniz hem kadında hem erkekte Aynen. de problem çıkabiliyor. Ee, size kaldığınız yerden devam etmenizi rica ediyorum. Şimdi aslında tamamen bir insani dürtü. İşte Hı. ben de bir hekime gittiğim zaman hekimden kötü bir şey duymak istemiyorum. Yani benim sağlığıma <laughs> ait kötü bir şey söylesin istemiyorum. Belki biraz bilinç altında o da olabiliyor. Çünkü bir sperm testi istiyoruz. Aslında erkekte taradığımız tek şey bu. <laughs> e, fakat hani bunu bazen böyle bir test bir bir sınav gibi görüyorlar. Hani işte acaba bu kötü çıkar mı, kötü çıkarsa nasıl olur, çok moralim bozulur mu diye düşünüyorlar. Ama sonuçta tabii ki bir sonuca varabilmek için, onlara tedaviyle ilgili bir yol çizebilmemiz için, yol haritası çizebilmemiz için onu değerlendirmemiz lazım. E, erkekten istediğimiz tek temel test aslında zaten bir spermiyogram. Bunun için işte belirli bir perhiz süresi istiyoruz. Ortalama 2 yani ila 4 gün arasında eşiyle birlikte olmamasını istiyoruz. Bir sperm örneği veriyor laboratuvarımızda. Steril şartlarda, konforlu bir ortamda verdirtmeye çalışıyoruz. Sonra da laboratuvardaki androlog dediğimiz arkadaşlarımız burada Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kriterler dahilinde erkeğin spermini değerlendiriyor. Spermde 3 tane parametreyi görmek istiyoruz. 3 tane bulguyu değerlendiriyoruz. Bir tanesi sperm'in sayısı, bir diğeri sperm'in hareketliliği, bir diğeri de spermin şekli. Bunlar eğer belirli değerlerin altında ise bu durumda hastayı öncelikle bir üroloji uzmanına yönlendiriyoruz. Hani üroloğumuz acaba hastaya herhangi bir ilaç tedavisi, herhangi bir operasyon önerecek mi, öncesinde önermeyecek mi? Çünkü hastalarımızın şanslarını optimuma çıkartıp tüp bebek yapmak istiyoruz. Baba adaylarına sorduğunuz, e, sorguladığınız noktalarda e, kaldı. E, onlar neler? Onlar he? baba adaylarından da özellikle tabii ki e, mutlaka öyküsünü alırken sigara içip içmediğini öğrenmek istiyoruz. Bu çünkü bizim için önemli ağır sigara içicilerinde biliyoruz ki sperm hareketliliği ve sayısında bir miktar düşüş olabiliyor. Bunun dışında kimyasal boya işlerinde çalışıyorlarsa özellikle bu tür kimyasal boyalar da uzun süre maruz kalınlığında direkt solumayla ya da temasıyla birlikte maalesef spermde bir takım kalıcı problemler çıkartabiliyor özellikle bunları sorgulamak istiyoruz. Tabii bir de e, mutlaka ve mutlaka hani onu üzmeden böyle çok rahatsız etmeden cinsel performansını sorgulamamız lazım. Çünkü bazı erkeklerde diyabet gibi ağır e, kontrol edilmemiş şeker durumlarında e, ereksiyon problemleri olabiliyor. Bunu sorgulayıp çünkü bazen sadece ereksiyon problemi vardır ve bu çözüldüğü zaman da olay çözülebiliyor. Bunlar hastayı çok rahatsız etmeyecek şekilde sorup anemnezini alıp e, daha sonra da hastaya bir yön çizmeye çalışıyoruz.